Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü İslam dünyasını desteğe çağırdı. Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi Müftüsü Sayit İsmailov, Ukrayna'daki Müslümanları ordumuza ve devletimize desteğe çağırıyorum. Müslüman dünyasının da Ukrayna'yı ve Ukraynalı Müslümanları desteklemesini istiyorum dedi. Dünyanın her bölgesinde mazlumların sesi olan Türkiye, Ukrayna'ya ordusuyla gelmeli ve Ukrayna halkını Rus ordusuna karşı korumalıdır ifadelerini kullandı. İsmailov, Rusya'nın saldırısı nedeniyle bir Müslümanın hayatını kaybettiğini bildirdiklerini aktardı. İsmailov, ölen kişinin Herson bölgesinden bir Kırım Tatar Türkü olduğunu söyledi. Savaşın çok çetin geçtiğini, şu an olanları tam bilemediklerini belirten İsmailov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını haince şeklinde nitelendirdi. İsmailov, tüm İslam dünyası Ukrayna'yı ve Ukrayna'daki Müslümanları ellerinden geldiği her şekilde desteklemeli diye konuştu. Ukrayna Müslümanlarının tüm diğer Ukraynalılar gibi devletlerini savunduğunu ifade eden İsmailov, Müslümanlar arasında gönüllüler, askerler, doktorlar, sağlık görevlisi olanlar var şeklinde konuştu. Rusya'nın saldırısı nedeniyle pek çok Müslümanın kaçmak ve mülteci durumuna düşmek zorunda kaldığını hatırlatan İsmailov, Ukrayna Müslümanları müftüsü olarak Ukrayna'daki Müslümanları ordumuza ve devletimize desteğe çağırıyorum. Müslüman dünyasını da Ukrayna'yı ve Ukraynalı Müslümanları desteklemesini istiyorum dedi. Ukrayna'daki çatışmalarda 4 Müslüman Azerbaycan vatandaşının yaşamını yitirdiği de bildirilmişti. Kıymetli izleyenler, dün sizlere aktardığımız haberde Rusya'nın saldırısında 4 Azerbaycan vatandaşının öldürüldüğü açıklanmıştı. Kıymetli izleyenler, video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar bir araya gelmek ümidiyle hoşça kalın.